Ama hani Fatih Terim'in Galatasaray için ne olduğunu çok iyi bilirim. Burak Elmas tercihini Işıtan Gün'den yana yaptı. Bence herkes Işıtan Gün'ü sokakta tanımasa biliyordur. Yani 2 milyon euroya yakın. Ben, işte valla ben de kulübe hala zararı var. Eminim. Hala zararı var. İşte o mahkemelik biliyorsun. Yani bilmiyorum. Teknik heyetle ilgili. Hiç hayatımda iletişim kurmadım. Yani şu anda Galatasaray'ın efsane yöneticileri çoğuyla iletişim kurmuşluğum yoktur. Arkadaşlarım başka da bir şey var, söylüyorum Serkan. Devre arası getirdiği teknik adamdan dolayı 2 milyon euro yakın davası var biliyorsun. Olabilir. Yani ha, onu herkes biliyor. Torrent'i diyorsunuz. Evet, Torrent'le ilgili. Niye geldiğini ilgili. Anlamadığımız. Anlamadığımız 2 milyon euroda evet, zarar bravo. Var. Onun için Işıtan Gün'ü kimse unutmaz Galatasaraylı yani olup da. Torrent, Fatih Terim görevdeyken görüşülen Torrent eğer Burak Elmas yönetimine bana Gomis'i alın diye bir rapor vermediyse Gomis transferi politik bir transferdi. Fatih Terim döneminde takımdan ayrılan Gomis'in taraftarın sevgilisi o aslan gol sevincini yapan Gomis'in bu geri getirip... O sevinci hani izleyiciler merak ediyor yapıyorduk aslana evrildi Galatasaray'a gelince onu da söyleyeyim. Tabii. Hani bilmiyorum şu sorun değil. Ya taraftar sevgilisi olur bu kadar başarılı ve bu kadar gol atmış, bu kadar kritik goller atmış bir adam, rekorlar kırılmış bir adam. Tabii ki taraftarın sevgilisi olur. Futbol bu çok da doğaldır. Ben taraftarı eleştirmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama Fatih Terim'i tabiri caizse altını oyan zihniyet. Ya şu Gomis'i de getirelim de taraftarın sevgilisi hani biraz yumuşasın ortalık. Çünkü Fatih Terim asla Gomis'i geri almazdı. Gomis de zaten Fatih Terim istese de gelmezdi. Hani onların olayı bitmişti. Gomis'in transferini yatırım. Gomis böyle geldi arkadaşlar. Ha diyeceksin geldi de kötü mü oldu? Yani Galatasaray sezon başında gol atma sıkıntısı yaşadığında Icardi devreye girene kadar Galatasaray'ı zirve yarışında tutan goller attı. Ve yeniden taraftarın... 13 puan kazandırdı Gomis Galatasaray'a sevgilisi. Bir numara. Tabii. Yani, geçen sene de iyi de öldür hakkını yeme. Serkan geçen sene de kritik goller attı o krizli dönemde. Tabii attı. Orada da attı. Adam atıyor canım. Hayır onu da söylemek gerekir. Adam atıyor. Onun yerine belki de başka birini alsaydı. Olabilirdi hocam. Onun 23 puan kazandırmayacağının bir garantisi var mı? %100 haklısınız ama... Bu adam geldi, iş de yaptı. Aldığı paranın karşılığını da verdi. Fakat Rea Hocam'ın söylediği gibi aynı suda iki kere yıkanmaz olayı. Gomis'i Okan Buruk almadı. Gomis'i Torrent de almadı. Gomis'i Fatih Terim de almazdı. Galatasaray'ın son 3 teknik direktörü bunlar. Gomis'i kimler aldı? Hangi niyetle aldı? Şu anda da hangi niyetle ne yapmaya çalışıyor? Asıl soru. Bunlar sadece soru ama yanıt bekleyen sorular. Bakın, olayları konuşurken fazla yüzeysel kalıyoruz. Fatih Terim Gomis'i alır mıydı hocam? Almazdı. Okan Buruk alır mıydı hocam? Almazdı. Torrent alır mıydı? Tanımıyordu muhtemelen. Serkan Okan Buruk kalmasını istedi. Mustafa Muhammed gitsin, Gomis kalsın dedi sezon başı. Bunu da söyle. Şimdi alınmış oyuncuyla ilgili karar biraz farklı verilebilir. Hocam alınmış oyuncuyu sen sezon başı bu kadroya yapıyorsun teknik heyet olarak. Şimdi, Mustafa Muhammed'i yollayan, bir dakika hocam sözüm istedim. Mustafa Muhammed'i yollayan Okan Buruk, Gomis'in kalmasını da isteyen Okan Buruk. Mustafa Muhammed gitmek istiyordu. Ya tutamaz mısın teknik direktör Hayır, olarak? Tutamazsın abi. Niye? Mustafa Muhammed gibi gitmek isteyen adamı tutamaz. Ya anlatırsın bu sene şampiyonluğa oynayacağız. Geçen seneki gibi geçmeyecek tutamadılar yeni zaten. Bir teknik adam. Bence var ya tutabilirsin. Zaten. Yani en kolay o gitmek istiyorum tamam oyna git. Bu kolay değil. Yani Gomis güvenilir bir karakter herkes gitsin midir? O zaman kulüpten. Ben kendisini mesela. Yakından tanımam. Çok beyefendi. Bir kere karşılaştım kendisiyle. Boğaz'da bir kahvaltı mekanında kahvaltı ederken Allah rahmet eylesin Hıncal abiyle biz kahvaltı ediyorduk. O da iki arka masamızdaydı. Misafirleri gelmişti. Onları ağırlıyordu. Ben gittim kendimi tanıttım. Hıncal abiyi tanıttım. Çok güzel medeni bir muhabbet ettik. Bu kadar karşılaşmışlığım var kendisiyle. Bugüne kadar hani saha içinde hep liderlik yaptı. Mesela Icardi'nin yedeği olmayı hiçbir zaman sorun etmedi. Belli ki Barış Alper'in yedeği değilim ben diyor. O zaman şuradan da bakmamız gerekmiyor mu? Okan Hoca'nın da Gomis'i kazanması gerekmiyor muydu? Acaba Okan Hoca da bir Okan Hoca bak, Reha Hocam da diyor ki bak Mustafa Muhammed gitti, Gomis kaldı. Sonuçta kalmasını böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani Okan Hoca Gomis'i istemese mıydı? Gomis kalabilir miydi sence? Hayır. Kalamazdı yani şu süreçte de. Bir şekilde ondan daha fazla faydalanamaz mı? Faydalandı zaten faydalanacağı kadar. Ya bir 45 dakika oyuna girmediğim sıkıntı. Ben onun yerine olsam Galatasaray'da Gomis eğer sen arkadaşlarını böyle önemli bir yerde
Yalnız bırakıyorsan tribüne gelip Loja'dan da maçı seyretmeyeceksin kardeşim. O stada bile gitmeyeceksin. Sen o stada bile gitmeyi hak etmiyorsun. Yok. Sen Galatasaray bir savaşın içinde, bir şampiyonluğun içinde o yarışa devam ediyor. Fenerbahçe geliyor, arkadan Beşiktaş sıkıştırmış, en kritik haftalara girilmiş. Düşün sen takımını sabote ediyorsun. Hocam, ve de tribüne geliyorsun. Bakar mısın? Sherlock Holmes'a gerek yok. Bakın, Fatih Terim Gomis'i almazdı. Torrent Gomis'i muhtemelen, ha o çocuğu tamam tanıyorum, hatırlıyorum, bir ara milli takımda oynuyor. Ha, tamam ya. Tamam, bildim falan diyeceği bir adam. Gomis'i bana getirin Arap Yarımadası'ndan dediğini sanmıyoruz değil mi Torrent'i? Sevgili Serkan. Okan Buruk da almazdı. Gomis neden Galatasaray'da? Onu bir düşünelim. Ve bugün bu kadar kritik bir anda neden bir kez daha böyle bir kriz çıktı? Yani neden? Bilmiyorum ama ben Gomis kalibresinde ve kalitesinde bir futbolcuya, bir adama bugün Galatasaray taraftarına yaşattıklarını hiç yakıştıramadım. Çok ayıplıyorum kendisini. Ya neden almazdı ben onu söyleyeyim. Şampiyonluktan sonra Galatasaraylı yöneticilere bu takımı ben şampiyon yaptım. En çok parayı da benim kazanmam lazım diyen bir futbolcuyu hiçbir hoca almaz, hiçbir yönetim de almamalı. Çünkü o zihniyetin hala devam ettiğini görüyoruz. Kendini o şampiyonlukta herkesten... Artı payı da vardı, belki yöntemi yanlıştı. Yani bu takımın kalitesi benden daha fazla para alıyor. Eguli daha fazla alıyor. Gol kralıyım, 500 bin euro ekstra şimdi istiyorum, bonus istiyorum. Sevgili Cüneyt, onun iki katını da isteyebilir. Ama bu takımı ben şampiyon yaptım cümlesi önemli. Kendisini dediyse herkesten mi büyük görüyor. Bugün de kendini herkesten büyük gördüğü için Barış Alper oyuna girdiyse... Doğru, Barış Alper'den daha iyi bir futbolcu ama ya, bu mu yani tezahürü? Ya bu iyi saniye, kötü futbolcu. Ondan daha çok Ahmet gol atabilir. Hocam, ondan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan niye daha iyi futbolcu ki? Hocam, böyle düşünen bir futbolcuya hocam, ben daha iyi futbolcu bravo, demem. Bravo, Barış Alper'den Serkan olayı evet kaçırıyorsun bak. Barış Alper iyi futbolcu, kötü o futbolcu olmasa önemli değil. Gomis bir tane işlediği çok önemli bir suç var. Bir eylemde bulunuyor Serkan. Orayı kaçırıyorsun. Sen diyorsun ki ya Barış Alper'den daha iyi futbolcu o girecekti. Hayır. Teknik adam olarak Okan Buruk bir karar vermiş. Barış Alper'i oynatıyor. Bu farklı biri de olur kulübeden. Onu da sokabilirdi. Kaan'a yani X o da oynayabilir. Yani bir oyuncu hamle yapabilir. Seni değerlendirmeyebilir. Bir oyuncunun potansiyeli senden hani... İşte zayıf, onun daha güçlü, ondan böyle işte hamle yaptı. Ben de bunu içerledim. Olur mu hocam böyle bir şey? Yanlış. Yaptı. İdari bir disiplinsizlik. Net kadro dışı. Diyorum ya bugün stada gelmeyecek, kulübe gelmeyecek, tesise de gidecek, eşyalarını toparlayacak. Oyuncularla bile neredeyse vedalaşmayacak. Sen takım, yani bir laf var ya, yani düşün... kahve taranıyor işte falan, saçını tarıyor gibi falan bilmem ne şey ya kendi yangın derdine düşmüş yani neyse ondan sonra onu da yani bu böyle yani düşün kendi kafasına göre ya ben işte ne o oynamıyorum diye kapris yapıyorum falan Barış Alper'i falan ya bunlar iş mi sen 40 yaşında bir adamsın bak bak genç bir bilgi geldi de genç yan locada izlemiş tamam bugün evet ismini vermiyorum çok kıymetli bir yöneticisi Galatasaray'ın. Çünkü izin alamadım yayında olduğum için fakat bana bilgi olarak atmış. Yan locamdaydı, gülücükler saçtı, menajeriyle birlikte keyifle güle oynaya eğlenerek maçı izledi. Bu ikinci ihaneti Galatasaray'a derhal para cezası kesip genç takıma gönderilmeli. Ne genç, sezon takım? Genç takımı? Ya ne genç takımı sen ya hele Serkan? Hele genç takımın yanına soracaksın. Ya Serkan bir para cezası vereceksin. Kulüple ilişkili keseceksin. Al kardeşim zaten şurada kalmış 1,5 ay. Al paranı da. Hadi yolun açık olsun yollayacaksın. Bu adamı kulüp tesislerine genç takımı hiçbir yere alana sokmayacaksın. Diğer oyuncular da anlayacak. Galatasaray kulübünün çişim bir dakika. Şişeye göre değişir. Belki benimki yanlış ama ben genç takıma göndermeyi daha doğru buldum. Barış Alper'den de küçük çocuklarla beraber yani, top oynadı. Barış Alper'den de küçük çocukların yedeği yapılsın. Serkan sen yanlış noktadan bakıyorsun. Yanlış olabilir ama ben böyle yapıldım taraftarım. Bir dakika niye gibi? Barış Alper'den falan sen oralardasın. Güzel kardeşim oraları dert etme. En büyük ayıbı Barış Alper'e yaptı. Bak Barış Alper'e yapmadı. Sırf ona değil. Yanlış yerden bakıyorsun. Bu senin düşüncen. Tabii sen haklısın. Benim düşüncem. Barış Alper yapmadı. Bütün oyunculara, Florya'da çalışana, teknik heyete, armaya, yönetime, camiaya, taraftara, herkese yaptı. Bu bir tane oyuncu yapılacak bir şey değil. Sen bir oyuncuyla ne yaparsın? Bir itişip kakışırsın dersin ki bu böyle tamam. Antrenmanda olur, itiştim kakıştım hallolur. Bu şimdi farklı bir şey. Diyorsun ki şampiyonluk yarışı kızışmış. Ben kadroya girmeyeceğim.
Ben Barış Alper'in yerine geçen hafta oyuna girmedim. Senin girmediğin hocam, senin takım hangisi? Senin dediğin yaparsa sana bunu yapmış adama bir bak, de para veriyorsun göndermek için. Ama bir de para mı vereceğim? Bu adam bana bunu yapmış. Serkan bak şimdi ne yapacaksın? Para cezası verip kadro dışı bıraktığında altyapıda antrenmana çıktığında bak kulüp prosedürünü öğren. Profesyonel oyuncuyu para cezası verdin. Genç takımda antrenmana çıkıyor. Ahmet Hoca da çok iyi. Evet. Yine parasını alır senden. Alsın. Yine alır. Hocam şimdi anlamadım, parasını ver. Adam sonra gidecek FIFA'da dava açacak. Anlamadım parasını ver, sözleşmesini feshet dedim. Sen duymuyorsun herhalde. Hocam, 1,5 aylık alacağını ver. Arkadaşlar. Sözleşmesinde bütün parasını ver. Feshet. Ondan hocam sonra bu ödül mü yolda. Ceza mı ya? Ya anlamadın antrenmana hayır, çıkarsan hayır gidecek o genç çocuklarla her gün. Antrenman yapacak hocam. Sevgili Serkan sana bir şey sorabilir miyim? Sana bir şey sorabilir miyim? Sana bir şey sorabilir miyim? Senin evladın okula gidiyor. Okuldaki sınıf arkadaşları da hepsi senin evladın gibi pırıl pırıl tertemiz çocuklar. Onların içine kötü zihniyeti, kötü alışkanlığı olan birilerinin girmesini, sokulmasını ister misin? Güzel soru hocam. İster misin? İsterim. Bakın sizin sorunuz böyle olmasın. Sizin sorunuz George Haciler gibi olsun. Sizin sorunuz Muslera'lar gibi olsun. Sizin sorunuz böyle olsun bakın, derim. Bak yoksa gelirsiniz. Bakın. Bu yaşta bu adam sen, böyle bir kariyerle oturursunuz o, çolukla çocukla ya, antrenman şey yaparsınız. Eğitimcilik. Olayın içinde kalalım. O zaman Gomis'i değil George Haciler'i okulun, o gençlerin okulun içine sokup siz böyle olun diye onların örnek alacağı insanları oraya koyun. Örnek almayacağı, tabii, ne yapmaması tabii gereken insanları değil. Bir de oraya sokmak işte oyuncu. Ya onlar gençler unutup gider ya. Yani onları işte Gomis gelmiş, antrenman çıkmış, yok işte oynamak tabii, istemiş tabii falan. Tabii tabii, alt yapılar sonra konuşuruz. Son 10 maçta 78 dakikaya yararlanılmış hocam Gomis'ten. Ben de bir yandan empati kurmaya da çalışıyorum Gomis'te. Tek taraflı ama olmasın diye. Hayır olabilir Galatasaray takımı. Abi haklı olabilir şey söylediği. Bak şimdi ya Gomis 78 dakikada 8 dakikada yararlanabilir. Gomis niye geldiğini biliyor. 38 yaşına gelmiş. Sen o zaman 40'a yaklaşmış bir oyuncunun olgunluğuyla hareket edeceksin. Aynen. Oynayıp oynamak değil. Takımı aynen toparlayacaksın. Şampiyonluk yarışına gidiyor. Sen burada geçmişte 29 gol atmışsın. Şampiyon olmuş. Karşılığında almışsın para olarak. Sonra anlaşamamışsın gitmişsin. Tekrar Galatasaray kulübü kucak açmış sana. Sen belirli bir yaştasın. Artık eski performansın yok. İşin gerçeği. Sen artık hızlanamıyorsun, imelenemiyorsun, daha hocam, stabil oluyorsun. Hocam 13 puan kazandırmışsın. Şimdi, nasıl eski performansın? Türkiye'de, yani yokken 13 ya, puan kazandırmışsın. Bir numarayım bu tamam, konuda. Tamam o girdiği bölümlerde bir tane pozisyon giriyordu, gol atıyordu. Benim demek istediğim. Artem Zuba yapamadı bunu mesela. Hayır, bak şimdi 90 dakikalık öyle bir performansı gelme gitme yok, bilmem ne yok, onu demek istiyorum. Sen bunu zaten kabullenerek Gomis olarak geliyorsun. Diyorsun ki ben abilik yapacağım, çok oynamam, ben de onu biliyorum. Genelde toparlayayım, takımın kriz zamanını yöneteyim veya bana süre verildiğinde gol atayım, gol atmaya çalışayım. Elimden geleni yapayım. Sen şimdi 38 yaşında, sen 20 yaşındaki bir ihtirasla, bir hırsla böyle ne bileyim narsizlikle hareket edip ya işte Barış oynadı, ben oynamadım vesaire. Bu doğru değil. Senin yaptığın hareket bir daha söylüyorum. Barış, Ahmet, şunun, oyuncunun ismi önemli değil. Senin yaptığın kulübe, camiaya, armaya yanlış. Sen o şimdi çok önemli bir maç. Bugün oynadı Galatasaray takımı. Gomis girerdi, gol atardı veya atmazdı. Arkadaşlarına birlikte olsa daha doğru değil mi? Gidiyorsun sen locada seyrediyorsun. Anladın mı? Yani ben buradayım falan. Yani yaptığı da var ya egoya bak. Ya benim düşüncem bu Galatasaraylar belki... 100 kişiyle fotoğraf çektirmiş. Ben, bak şimdi ben olsam, ya tabii bunu bilsem etsem Galatasaray mesela kulübü olarak ben stada sokmam. Bir oyuncu ben bundan sonra bak Serkan. Haklısın. Bak Serkan oynamayacağım. Ben Barış Alper'i oyuna soktunuz. Ben bundan sonra oynamayacağım diyorsa... Şimdi Okan Hoca'nın söyledi. Ben bir daha oynamayacağım. Kılıma döndü. Bu yeni değil biliyorsunuz. Perşembe günü söylüyor bunu. Evet. Bak şimdi. Okan Buruk da açıkladı. Dursun Özbek de açıkladı. Hem Sayın Hocam hem Sayın Başkan. Perşembe söylüyorsa keşke bunu daha önce söylediklerine kadro dışı bırakıp kamuoyuna bunu deklare edeceklerdi. Kulüp sitesi de yayınlayacaktı. Okan Hoca'da. Bak şimdi hocam, değil. Yani neden? Tabii maçtan gecesi, iki gün sonra değil. İki gün üç gün sonra pazar akşamı değil bunlar. Daha önce olması gerekirdi. Katılıyorum Cüneyt bir. İkincisi. Bu eğer olay böyleyse stada da almayacaksın. Bitti, sen ilişkisini geçeceksin. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir değil ya mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya hep klasik bir laf var hepimizin diye. Vazgeçilmez insanlar hep nerededir? Mezarlıkta. Mezarlık onlarla da doldurur. Herkesin yeri dolar abi. Senin de, benim tabii de, ki onun da, Ahmet Hoca'nın. Tabii ki. Yani dünyada yeri olmayacak canlı yok. Bütün canlılar nasıl yaşıyorsan da aksa ölüm de ak. Herkes ölecek. Kim vazgeçilmez ya Allah aşkına? Gomis kim ya?